bütün zenginler zekat versin Türkiye'de, Türkiye bütçesinin 3 katı zekat ediyor, hesapladık. %2,5. Türkiye'de fakir kalır. Evlilik, fakirlik yüzünden evlenemeyen genç kalır. Hepsi evlenir. Kolejler açılır, yurtlar açılır, çoğalır, üniversiteler kurulur. Birçok Müslümanın meselesi bugün bu ülkede halledilir ama zenginlik, zenginlere hastalık yakalanmış. Ne hastalığı? Bu malları bırakmayacağım ben, ebedi dünyada kalacağım. Ahireti unutmuş, kabri unutmuş ve mahkemeyi kübrayı, ahirette Allah'ın ceza vereceği o mahkemeyi unutmuş. Hastalık unutmasa yalvarır. Ah bana bir fakir talebe gönderin, ne olur bugün bir fakirin karnını doyurayım diye yalvarır. Çünkü pusula geldi İstanbul Adliyesi'nden, nasıl telaşlanır? Ahiretin mahkemesi aklına gelince telaşı daha da artar. Çünkü dünyadaki hakimin vereceği karar ölümle biter. Ama Allah'ın mahkemesindeki kararın ölümü yok, ebedi bir ceza olur, Allah muhafaza buyursun. Ümmet niçin bu hale gelmiş? Mikroplar bünyede çok. Ümmet 1,5 milyar İslam alemi ahireti unutmuş, kabri unutmuş, mahkemeyi kübrayı unutmuş. İdeali yok. Bunda yetmiyor, mikrop o kadar fazla ki bir dördüncüsü daha var. Ve yuhibbune zunube ve yensevne tövbe. Benim ümmetim günahları sevecek, tövbeyi unutacak. Aynı bu asır. Şu suyu alın, şu bardağı. Aynı bu asır. Ümmetim günahları sevecek, tövbeyi unutacak. Dikkat edin gençler, Peygamberimiz ümmetim günah işleyecek demiyor, günahı sevecek diyor. Günah işleme ayrı şey, günahı sevmek ayrı şey. Günah işleyecek demiyor, niçin? Biz kuluz, şeytan ölmedikçe günah işleyebiliriz. Günahsız bir dünya kuralım. Asla kuramaz. Günahsız dünya cennettir. Günahsız dünya olmaz. Şeytan yaşadıkça yeryüzünde günah işlenecek demektir. Şeytanın görevi insanlara günah işletmektir. Dünya imtihan içindir. Ümmetim günah işleyecek niçin demiyor Peygamberimiz? Dünyada imtihan olduğumuz için. Hepimizde nefis var, şehvet var, günah işleyebiliriz. Ama ne yapmamız lazım? Günah işlediğimiz zaman üzülmemiz lazım. Üzüldüğümüzü de göstermek için ah bir ölüm gelmeden tövbe edeyim demesi lazım. Ümmet o hale gelecek ki günahı sevecek diyor. Tövbe aklına gelmeyince ne yapıyor? Seviyor. Benim nenem kızken, Osmanlı kadınları daha gelinken, kayınbiraderi saçını görse 3 gün komaya girermiş. Ah Allah'ım beni affedecek misin? Böyle üzülürmüş. Şimdi onların torunları sokakta Fransız'a benzer geziyor, plajlarda yüzüyor. Müslüman hacı hoca, bugünkü cemaat kızını görüyor, ya Rabbi affeyle. Ben böyle öyle bir düzende yaşıyorum ki kızıma sahip çıkamadım. Bunun günah olduğunu da biliyorum ya Rabbi. Kızımın böyle açık saçık gezmesinden memnun değilim. Ne yapayım? Bu ülkedeki düzen kızımın efendim öyle eğitti, öyle zehirledi ki ben evde baba olarak kızıma sahip çıkamadım. Ne olur ya Rabbi beni affeyle. Kızıma örtüyü sevdir diye dua edeceği yerde bugünkü Müslümanların bazıları kızının açık gezmesinden şeref duyuyor. Çağdaş kızım var. Günahı seviyor. Şimdi Müslümanların düğünlerine bakın. Düğünlere içki gitmedi. Düğünler cenazeye çevriliyor. Kimse gitmiyor. 5-10 tane ihtiyar geliyor. Sizin gibi 5-10 tane şuurlu genç. Nerede içki var? Bütün insanlar orada. Atatürk spor salonunu tutun. Oraya bir dansöz getirin. Bileti 100 bin lira yapın. Bilet kara borsa. Bir dansözü 10 dakika seyretmek için. Günaha millet bu kadar aşık olmuş, seviyor. Hadi şurada Allah'ın rızasına uygun bir düğün yapalım. Erkekler bir tarafta, kadın öbür salonda. Vaazlı, mevlütlü, efendim, ilahili düğün yapalım. Hangi devirdeyiz ya diyor camideki cemaat. Oğlumun bir diyor istikbali düğünü var. Onu da cenazeye mi çevireceğiz? Cenaze ölümünde öyle düğün yaparız diyor. Ölümünde öyle merasim yaparız. Şimdi yapalım böyle.
Sonra gider tövbe ederiz. Kafa bu. Ümmet günaha aşık olmuş. Anadolu'nun köylerinde kısmen gezdiğim sıralar gördüm. 60-70 yaşındaki hacı camiden çıkıyor doğru kahveye. Köylerde böyle. Ne yapıyor kahvede? Toruna teknik direktörlük yapıyor. Menajerlik yapıyor. Taktik veriyor. Kumar oynuyor torunu Orhan. Kendi oynayamıyor, kumar kağıtlarını göremiyor, yaşlandı. Toruna taktik veriyor, iyi oynadı. Torunu masada, cami cemaati etrafında. Aydan bahsetmiyorum, Türkiye'nin manzarasını söylüyorum, İslam alemini. Zevk duy. Yapma Orhan, etme, vaktini burada harcama. Geçen her bir vakit senin için bir kayıptır. Gel bu vaktini dünyayı çoluk çocuğun için çalışmaya gitsen ibadettir. Çoluk çocuğun nafaka için tarlaya gitsen ibadettir. Yolda çoluk çocuğun rızkını temin için adım attığında sevap yazılır. Gel kumar masasında vaktini, vücudunu, paranı heba etme diye. Nasihat edeceği yerde aferin diyor. Orhan benim bir tane diyor. Herkesi yeniyor. Ezan okunuyor. Doğru camiye gidiyor. Orhan'ı orada bırakıyor. Ben gelene kadar dikkat et diyor. Akşamı kılıyor. Doğru yine toruna taktik vermeye, menajerlik, antrenörlük yapmaya. Ümmet günaha aşık olmuştur. Allah Resulü'nün ve haber verdiği olay bugün yaşanmaktadır. Benim ümmetim günahları sevecek. Burdur'daki konferanstan sonra Buca'ya gittik. Orada da bir konferans verdik. Camiden çıktım, yaşlı bir hacı önüme geçti. Ne güzel konuştun dedi konferansta. Son cümlelerin bir çuval inciri batırdı dedi. Keşke konuşmasaydı. Allah Allah. Ne dedim ya hacı amca? Ya dedi, sen dedi Burdur kerhanesine neden çattın dedi. Bu milli görüşçüleri bu yüzden desteklemiyoruz dedi. Cami cemaati diyor bunu. Bu milli görüşçüleri Türkiye'de desteklemememizin sebebi kerhaneleri kapatacağız demesidir diyor. Burdur Bucak ilçesinde bir hacı 60-70 yaşında. Neden dedim? Oğlum dedi, kerhaneleri kapatacaksın da bu gençler bizim kızlara mı saldırsın? Hacının kafasına bak. Bu kerhaneler dedi, bizim kızların ve gelinlerin emniyet yuvalarıdır. Gençlere sosyal hizmet yapıyor, memlekette namus emniyeti sağlanıyor. Şöyle bir döndüm, bana bak dedim, dede, seni severim, elini öperim ama benim dedem Fatih Yavuz Sultan Selim 1000 yıl Anadolu'da kızının ve gelinin namusunu korumak için kerhane açmamıştır. Sen ne zalim hacısın. Ne gafil hacısın. Toplumun haline bak. Kendi kızını düşünüyor, orada feryat eden kızı düşünüyor. Hep bana olmuş toplum. Egoist, pragmatist. Bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın. Kafaya bak. Yahudi atasözü. İslam dini başkalarını kurtarma dinidir. Müslümanlıkta başkalarını kurtarmak ibadetlerin ilkidir, sonuncusu değil. Başkalarını kurtarmaya çalışmadan kendini kurtaramazsın, istersen Kabe'de yatsan. Cenab-ı Peygamber Efendimiz, yoruldunuz mu? لَيَجِئَنَّ اَكْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُمْ حَسَنَاتٌ كَاَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيُؤْمَرُ بِهِمْ اِلَى النَّاسِ. Bilhassa büyüklerim, amcalarım dikkat etsin. Kıyamet günü sevapları dağlar gibi olan bir topluluk mahkemeye gelecek. Unutulan mahkemeye. Lam lamı tekittir, mutlak gelecek. Mahkeme önüne gelecekler. Sevapları ne kadar? Dağlar gibi. Kemsalil cibal. Hangimizin sevabı o kadar olur? Dağlar. Münker Nekir, Kiramen Meleği'nin yazdığı sevap defteri dolmuş, ova dolmuş, dağlar gibi ki emsal-i civel. Mahkemesi görülecek, Allah hükmedecek. Feyu'meru bihim ilenler. Alın bunları ateşe atın. Alın cehenneme atın. Cehenneme atılmaları emrolunacak. Heyecanınız arttı. Sebep ne? Sizin gibi, bizim gibi sahabe-i kiram da sordu. Fakile ya Resulallah, eve yusallune. Bu cehenneme atılanlar namaz kılıyorlar mıydı? Kâle na'am. Kânû yusallûne ve yasûmûne ve ye'huzûne vehnem minel leyl. Onlar namaz da kılıyordu, oruç da tutuyordu,
birçok kulun yapmadığı zor ibadeti de yapıyorlardı ama cehenneme atıldılar. Hangi ibadet? Ve ya'huzune vehnen minel leyl, gece teheccüd namazı da kılıyorlardı. Atın bunları cehenneme. Suçları ne? Lakinnehum izâ lâhe lehum şey'un mined dünya ve sebû aleyha. Onlara dünyadan bir diploma, bir etiket, bir şöhret, bir zenginlik, bir makam verildiği zaman o dünyaya koşuyor, başkalarını kurtarmaya çalışmıyorlardı. Ben kurtardım ya, o gençler yansa da olur. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın, Yahudi atasözü. Komşusu açık yatarken tok yatan bizden değildir sözünü unuttular. Evhallahu ila melekin minel melaike enikri bihadihil medine. Allah meleklerden bir meleğe emretti, şu şehri git alt üzeyle. Helak eyle, yok eyle. Şehri yerin dibine geçir. Melek geldi, şehri yıkacak, zelzele yapıp veya alta taş yağdıracak yerin dibine. Birçok kavim yeryüzünde yerin dibinde. İşte Ege Denizi'nin içinde bir sürü şehir var. Onlar bir zamanlar yaşayan insanların şehriydi. Azdılar, Allah yerin dibine geçirdi. Hala şey, o denizin içinde evleri duruyor. Yeryüzünü dolaşınız, Allah'a isyan edenlerin harabelerine bakınız diyor Allah. Tanzuru keyfe kâne âkıbetul mücrimîn. Ne oldu onlar? İbretle geziniz. Turistik seyahat sadece binalara bakmak insana ibret vermez. Allah'ın dediği şekilde baktığınız zaman azan kavimlerden ibret alınır, ders alınır. Melek de geldi şehrin üstüne, baktı ki şehirde 18.000 evliya var, zikir yapıyor. Bir rivayette 80.000 evliya, bir rivayette 12, bir rivayette bir evliya. Hadis-i şerif çeşit çeşit rivayet edilmiş. En kuvvetlisi 80.000 evliya. Melek şaşırdı, dedi ki ya Rabbi bu şehri yıkacağım ama, bu şehri alt üst edeceğim ama, sana isyan edenleri mi öldüreyim? Evliya kulum var. Tarfetel ayn. Göz açıp kapayıncaya kadar senden ayrı olmayan 81 Allah dostu var. Onları ayırayım mı ya Rabbi? Evinden dışarı çıkmıyorlar. Elinde tesbih hep Allah diyorlar. Böyle kul, böyle Allah dostu. Cenab-ı Hak gadaba geldi. Öfkelendi meleğe, sana ne diyorum? Derhal o evliya kullarımla beraber şehri helak edeceksin. Suçları ne? Onlar göz açıp kapayıncaya kadar her an benimle beraberken sokakta şeytanın kandırdığı kullarımın cehenneme gitmesinden üzüntü duymadılar. Birazcık da şu gençlere vakit ayırayım. Nafile namazlara ayırdığım vakitleri şu gençleri kurtarmaya ayırayım. Demediler, hep ben cennette yükseleyim dediler. Ben onlara cenneti haram kıldım, onları da helak edeceksin. Bugünkü cami cemaatinin aldandığı o, namazla cennet zannediyor, yok. Feveylül lil musellin ayeti namaz kılanlar hakkında inmiştir. Vay namaz kılanların haline. Hangi namaz? Ellezînehum an selâtihim sâhûn, ellezînehum yurâûne ve yemnehûne el-mâhûn. Zengin olduğu halde fakirlere zekatını vermeden namaz kılan zenginin vay haline. Namazda okuduğu ayetlere aldırış etmeden, gösteriş yaparak namaz kılanın vay hali. Caminin kapısında Allah'ı unutuyor. Caminin kapısı. Giriyor Allah aklına geliyor, çıkıyor unutuyor. Ya şu kahvedeki gençleri kurtaralım. Nasıl kurtaracaksın? Sen gidip kurtaramazsın. Hiç olmasa bir oy günü gel, ahirette, ahirete inanan ve unutmayan, kabri unutmayan, Allah'tan korkan idareciyi getir de onlar şu ilkokuldan itibaren bu çocukların cennetini sağlasın. Bunu da yaptın. Bunu da yap. Bana ne diyor? Etliye sütlüye ben karışmam. Nesi karışmasın? Müslümanın adı her şeye karışan insan. Neden? Hastalık var bünyede. Tedavi olmaz lazım. Ahireti unutmuş bir topluma ne konuş? Kabri unutacağım. Ahireti unutacağım. Bir de mahkemeyi. Bir de tövbeyi unutmuş toplum. Tövbe akla gel. Günahı seviyor. Bizde adettir. Günahlar bizi bırakınca günahları bırakıyoruz. 70 yaşına gelmiş. Ben diyor hocam kumarı bıraktım diyor, tövbe. Ne zaman? Şimdi. Yo yala. Kumar seni bıraktı.
Kumar oynayacak halin yok, gözün görmüyor, kumarı bıraktım diyor. Kumar seni bıraktı. 70 yaşında içkiye tövbe edeceğim diyor. İçeceğim 70 yaşında. Yo yalan, içki seni bırakacak. Ciğerin sökülmüş, içecek dilin mi kaldı? 70 yaşında zinayı bırakacağım. Yo, filin kalmadı. Mecbursun zinayı bırakmaya, çünkü zina seni bırakacak. Günahları bırakmak, günahları işlerken terk edersen fazilettir. İşte şu gençler, evliya görmek istiyorsanız şu gençlerin alnına bak. Allah dostu görmek için böyle köy köy, kasaba kasaba gitmenize gerek yok. Şu küfür düzeninde hangi genç ki zina etmez, hangi genç ki camiye kalbini bağladı, vallahi, tallahi, billahi velidir, Allah dostudur. Allah dostu demek illa bir posteki de oturma şartı yoktu. Derecesi var, o ayrı şey. Allah dostu, neden genç, kuvvetli, enerjisi var, zina et. Kuvvetli kumar oynamıyor. Neden yapıyor bunu? Rabbinden korktuğu için. Rabbini sevdi, Rabbi de onu seviyor. İşte ona veli deniyor. Ona veli deniyor. Allah dostu. Allah'a dost olduğu için kötülük yapmıyor. O halde günahlar insanı iki şekilde bırakır gençler. Bir, enerjin bitince bırakır, ayrılır senden. İki, bir gün vallahi zaten bırakacak. Ne zaman? Söyleyin. Ölünce. Ölümü mü bekleyeceğiz günahı bırakmak için? Enerjimizin bitmesini mi bekleyeceğiz? Gençken. Neden? Bu dünyada ölümün yaşı yok çünkü. Genç ihtiyar ayırmıyor ölüm meleği. Ümmet günahı seviyor. Günahı sevdiği için tövbeyi unuttu. Ne demektir bu? Gençler, dinler içerisinde en ucuz tövbe İslam'dadır. İslam'dan basit bir tövbe yok. İslam kadar tövbeyi kolaylaştıran bir din yok. Hristiyanlıkta tövbe eden, etmek isteyen Hristiyanın canı çıkar. Canı. Ne zorluklar. Au, o papaz onları ne zorluğa iter. Bir görseniz televizyonda. Zaten gösteriyorlar ya her gün kiliseyi. Günah işlemiş mi Hristiyan, gelir kilir karanlık oda. Kuyruğa girer, bekler. Gelir sıra. Papaz pazarlığa başlar. Seni 10.000 marka affediyor. O der ki yapma ya, 8.300 olsun. Olmaz, 9.000 olsun. Pazarlık canı çıkar tövbe. Buna rağmen Alman günahtan korkar ve tövbe ettirir ve parayı verir. Aldatılır, o ayrı şey. Ama bir korkusu var ki tövbe etmek istiyor. Ya şu Müslümanlar Hristiyanlar kadar da mı tövbe etmeyi aklına getirmiyorlar ya? Bak şu sözümü kalbinize yazın. Bugünkü Müslümanlar gibi Hristiyanlar tövbeyi unutsa kiliselerin tamamı Avrupa'da bir ayda iflas eder. Kiliselerin ayakta durmasının sebebi Hristiyanların tövbe etmek isteyişleridir. Tövbe etmek istemese neden gitsin? Aptal mı adam, yatar aşağı. Kilise nereden ayakta duracak? Kimden kimi soyacak? Tövbe etmek isteyen Hristiyanı. Müslüman tövbe merasimsiz. Tövbe etmek için gençler, bizim dinimizde tövbe etmek için cuma gecesini beklemeye gerek yok. Eyüp Sultan'ın huzuruna, oradaki şebekelere soyulmaya gerek yok. Eyüp el-Ensar Hazretleri'nin mezarında orada şebekeler var. Aynen kilisedeki af odaları gibi oraya iki tane af odası koymuşlar. Zenginlerin af kuyruğu, orta direğin af kuyruğu. Oralarda görevliyken 70'lerde biz bunu takip ettik, gördük. Taze hatim var diyor, bağırıyor. Taze hatim. Fırından yeni çıkmış gibi. Zengin olan hatim alıyor. O gün araf oldu, git eve. Orta direk ödeyemiyor, hatim alamıyor. Yasin alıyor. Taze Yasin var. Kaç para Yasin? 150 bin lira. Ya benim 50 binim var. Sana diyor 3 hafta evvelkini vereyim diyor. Bu tazesi 150 bin. Soyguna bak, şebeke. Bunların dinimizin aslıyla alakası yok. Milleti din diye uyutturuyorlar. Türkiye'de oyalatıyorlar. Horoz kesiyor, horoz. Nuri Osmaniye Camii'nin avlusunda horoz satılıyor, horoz. Horoz var, horoz. Adaklı kurban, kurban bayramında horoz kesen var mı için? Nuri Osmaniye'de kesiliyor. Hanım demiş, kızımın kısmeti açılırsa, oğlum askerden sağ salim gelirse kurban keseceğim. Gelmiş adağı, yerine gelecek, gidiyor horoz alıyor. Biliyor caminin önünde haram işlenir mi? Ne bizim zavallı kadın? Din istismarcının caminin avlusunda olacağını ne bilsin? Gidiyor horozu alıyor.
Tam eve götürecek. Teyze diyor, sen Hanefi misin? Tabii Hanefi mezhebi. Bizim mezhebe göre diyor, sen bu etten yiyemezsin. Kocan yiyemez, baban yiyemez, amcan yiyemez. Adak çünkü. Ne olacak? Bana ver diyor, fakir talebelere vereyim. Allah razı olsun diyor. Bir horoz sabahtan akşama kadar aynı hilelerle, din istismarıyla 10 kişiye satılır. Böyle bir merasim yok bizim din. Bunlar şebeke. İslam'ın hakim olmadığı ülkelerde fırsat kollayan insanlar. Bizde tövbe nasıl? Bizde derken Allah'ın kitabında. Kulum diyor, yataktasın. Kolunu kaldırmaya gücün mü yok? Hiç üzülme. Bulunduğun yerden affet beni ya Rab de. Ettaibu minezzembi kemen la dembele. Tövbe eden kişi günahları işlememiş gibi olur. Bitti. Ya benim bu kadar sene zinam var. Bu kadar sene gün faizim var. Bu kadar sene haram işledim. Bu kadar kumar oynadım. Beni Allah affetmez herhalde bu kadar günahtan. Desen küfre gidersin. Allah'tan ümit kesilmez. Allah'tan ümit kesmek küfürdür. Benim çok günahım var. Affedilmem desen kafir olursun Allah muhafaza. Allah affedicidir. Ümit kesilmez. Yok ben hacca gittim, zekat da veriyorum, cennete girerim %100 desen yine kafir olursun. Ne Allah'tan ümit kesilir ne de kendinde garanti göremez. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Duanın en güzeli bu. Dua, 90 sene evliya yaşarsın, son nefese şeytana secde ederek gidersin. 90 sene asi yaşarsın, tövbe eder cennete girersin. Onun için Allah'tan ümit kesilmeyecek. Öyle affediyor ki 1 trilyon günahını sil diyor mele. Karşı tarafa da 1 trilyon sevap yaz. Günahlarını sevaplara tebdil ederek affederim. Merasim yok. İlla hocaya gitmeye yok. Arapça bilmiyorum. Allah bütün lisanların Rabbidir. Türkçeyi de Allah yarattı. İrancayı da Arapçayı da. Hangi dilden kul anlatırsa aynen duasına iştirak ederim ve onu affederim diyor Cenab-ı Hak. Neden? Çünkü bizim ümmetin affında Hazreti Fatıma'nın mihri vardır. Peygamber kızının mihri. Nikahındaki mihri. Peygamberimiz nikah kılıyor. Medine'de büyük bir düğün var. Gelin adayı Hazreti Fatıma radıyallahu anha kızı. Damat adayı kim? Hazreti Ali kerramallah veçe. Ne mügüm, ne mübarek, ne güzel bir düğün. Nikahı kıyan kim? Hazreti Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Fatıma'ya soruyor, kızım diyor, ne kadar altın bilezik istiyorsun? Mihrin ne olsun? Mihir, tazminat demek, sadece İslam hukukunda var bu. Hiçbir hukukta yok. Kadının hakkı nikah masasında garanti altına alınıyor. Boşadığı zaman vereceği tazminat, altınla tespiti daha evladı üstündür. Çünkü altın değişmez para sistemidir. Bu ayrı bir hukuktur. Bir gün kardeşler rica ederse kadın hakları bölümünde onları uzunca anlatırız inşallah. Biz olsaydık ne isterdik? Bugünkü Müslümanlar, bugünkü Müslümanlar, aman Allah! Yani fakir gençler evlenmek istiyor, kızları vermiyor, fakir. Almanya'da birini kız istemeye gittim, bizim Müslümanlardan. Beni kırmaz zannettim. Gittik, dedim falan genç, turist geldi. Kızını istiyorum, Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Hocam dedi, iyi Allah razı olsun, hoş geldin ama işi var mı dedi. İlk sorusu işi var mı? Düşünebiliyor musun? Sonra apartmanı var mı? Taksisi var mı? Maaşı var ne kadar? Vallahi münker nekir meleği kabirde bu kadar sual sormuyor. Bugünkü Müslümanın kızını isteyen Müslüman gence sorduğu soruyu nekir meleği kabirde sormuyor. 30 tane soru. 30 tane kaynanayla bir mi oturacak, ayrı mı oturacak, şöyle mi oturacak, nerede oturacak, kaçıncı katta? 30. soru imanı var mı? 30. En önemli soruyu sona koymuş. 29 evetse imanı zayıf, o ileride olur diyor. Apartmanı var ya, veriyor ve sonra 6 ay sonra kızı evine geri dönüyor. Kendi eliyle yapıyor bu zulmü. Huzur yok çünkü. İşi var mı dedi, var dedim. Halbuki yok, var dedim. Hangi fabrikada? Allah'ın fabrikasında çalışıyor ve patronu Hazreti Allah. İşvereni o. Mülkün dünya fabrikasında çalışıyor. Patronu Hazreti Allah. Beni dinle dedim Hacı Efendi şimdi. Sen beni bugün hayal kırıklığına uğrattın.
Vaaz ettiğimde en çok ağlayan sendin camide. Şimdi sana Allah diyor ki Kur'an'ında, İn yekûnu fukarâe, kızlarınızı istemeye gelen erkek damat adayı fakirse, Allah diyor, bak patron diyor, mülkün sahibi, İn yekûnu fukarâe, kızınızı istemeye gelenler fakirse, sakın onu geri göndermeyin, Rabbinizi gadaba getirirsiniz. Derhal arş hala titrer. Neden? Sakın gönderme. Yugnihumullahu min fadli. Kızını ver, ben onları zengin edeceğim. Garantiyi ben veririm. Hacı efendi dedim, Arçelik'in 6 aylık garantisine güveniyorsun da Rabbinin garantisine niçin güvenemiyorsun? Ne oldu sana ya? Hocam dedi, bu önemli bir şeymiş, böyle ayeti duymadım dedi. Git hanıma danışayım dedi. Hanıma danışılır mı ya? Rabbim garanti veriyor, hala şimdi ben mi var? Gitti. Hanım daha ses çıktı, şuurlu kadın. Dedi git. Git dedi, Allah'ı darıltmayalım, hemen ver nikah kıyız. Elhamdülillah. Gençleri evlendirin. Allah'ın garantisi var. Allah rızası üzere kurulan yuvalara bereket yağacaktır. Bereket yağacaktır. Bu gençleri zinadan alıkoyun. Melek değil bu gençler. Oruç tutuyor gence. Nasihat ediyor. Oruç tut. Tut sen de tut. Kızını versene. Kötü yola gitmekten alıkoy. Bir gence kız vermezseniz onun kötü yola düşmesinden kızını vermeyen mesuldür der fıkıh kitapları. İslam hukuku. Zinanın önüne böyle geçilir. Ben birçok yerde söyledim. Milli Görüş iktidara geldiğinde Türkiye'de yapacağı ilk iş fakirleri evlendirme vakfı kurmak, fonu kurmak suretiyle evlenemeyecek gençleri zekat fonundan evlendirmektir. Devlet idarecisinin 600 yıl Anadolu'da yaptığı budur. Şimdi batı şirketleri kurtarma fonu, holdingler batmış, milyarlar çalmış, onu koruyor, fakir gençleri korumuyor. Halbuki Osmanlı'nın şu vakfiyelerine bakın, birçoğunda okuyamıyorsunuz kitabetinde, bekarları evlendirme vakfı. Her şehirde var. Hangi şehirde bekar devlete başvuruyor? Beni diyor evlendir diyor, kötü yola düşmeyin. Derhal onu evlendiriyor, evi yoksa karşılıksız ev veriyor. Sakatsa ölene kadar maaşa bağlıyor. Sağlamsa iş veriyor, iş verinceye kadar maaşa bağlıyor. Vakfiyesini şartnamesine yazmış. Peki Hazreti Fatıma ne istedi bakalım? Hazreti Fatıma anamız. Nikahta. Altın zincir he? Koltuklar. Öyle zor damada zorluğa koşuyoruz ki bugün boşanmaların sebebini araştırdım. Çoğu kayınpeder. Kaynana mesul. Kızın babası annesi. Başlık parasal. Buralarda yoktur. Anadolu'da hala hastalık. Tat kızı diyor ne kadar altın gelirse diyor. Nereden çıktı ya bu başlık parası? Hacı efendi. Başlık parası bir yerde helal. Ha nerede? Ebu Cehil hükümeti zamanında. Mekke'de Ebu Cehil başlık parasıyla kız veriyordu. Peygamberimiz bunu kaldırdı ya. Haramdır, domuz eti gibi haramdır. Alamazsın. Alamaz. Ama fakirsin dersin ki ben düğün masrafı yapamam. Ben fakirim. Kızımı al. Ha. Erkek tarafı der ki kız düğün masraflarını yapıyorum. Bunun karşılığında bir de kendin menfaatlenme açısından bir şeye İslam ruhsat vermemiş. Peki Hazreti Fatıma anamız ne diyor? Babası devlet başkanı. İstediği olacak. Diyor ki ey baba, ey baba, sen peygambersin. Allah senin duanı reddetmez. Bana bir dua eyle. O duayı Allah kabul ederse Ali kocalığa kabul edecek. Benim mihrim dua olsun. Nikah masasında. Söyle kızım diyor. Ne istiyorsun? Kendisi için dua ettirmiyor. Kendisi için ettirse o da kabul edilecek. Ya Rabbi Fatıma'mı cennete koy dese o da kabul edilecek. Zaten cennetlik. Radiyallahu anh. Diyor ki şunları söyle babacığım. Elini kaldırıyor. Ya Rabbi, ya Rabbi, kıyamete kadar gelecek ümmeti Muhammed'den, yani bizleri düşünüyor. Tövbe etmek isteyenlerin, günahlardan pişman olup sana dönmek isteyenlerin tövbelerini kabul etmen.
ve tövbe edenler hiçbirini de cehenneme sokmaman şartıyla kızım Fatıma'yı Ali'ye verdim diyeceksin. Kabul edersen nikahı kıyacağım ya Rabbi. Bekleyiş var. Kıyamıyorlar. Sessizlik var. Sahabe merak ediyor. Kıyılmıyor nikah. Neden? Allah'tan haber gelecek. Biraz sonra Cebrail aleyhisselam Babu Cibril'den gülerek geldi, elini uzattı. Kıy ya Muhammed, Allah Fatıma'nın mihrini tasdik etmiştir. Bizde tövbe böyle kolay. Çünkü Hazreti Fatıma anamızın nikahında affımız yatıyor. Böyle bir tövbeyi ümmeti Muhammed bugün unutmuştur. Aklımıza günde 70 defa değil 7 defa tövbe geldi. Hastalık bunlar. Sonun bölümüne geldim, son bölüme. Bu hastalıklar nereden çıktı? Neden durup dururken ahiret unutuldu, kabir unutuldu, mahkeme unutuldu, tövbe unutuldu? Beşinci hastalıktan. O çok kötü bir hastalık. Nedir o? يُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَمْنَ الْخَالِقِ Benim ümmetim yaratılanı sevecek, Allah'ını unutacak. Allah'ını unutacak, Rabbini unutacak. Öyle bir devir gelecek ki Halık'ını unutacak. Çok dikkatle bu bölümü takip etmenizi istirham ediyorum. Yorulduğunuzu biliyorum ama hastalığın en büyüğü bu. Allah unutulmasaydı ahiret, kabir, mahkeme-i kübra ve tövbenin unutulması mümkün değildi. Bütün hastalıklar Allah'ın unutulmasından kaynaklanıyor. Nasıl unuttu ümmeti Muhammed? Hocam ne diyorsun ya, biz Allah'ı unutmadık. Şimdi beni dinle bakayım. Ümmeti Muhammed'in bir kısmı Cenab-ı Hakk'ı senede 2 defa hatırlıyor. 354 gün unutuyor. Bayram namazı oluyor. Bayramdan bayramı hatırlayanlar. Ya hatun benim Allah'ım var ya. Tekkeyi ver de bir Cenab-ı Hakk'ı hatırlayayım. Bayram namazına gideyim. Bayram namazına gidiyor. 2 rekat namaz kılıyor. Hanımına takkeyi veriyor. Bayram veda, Cenab-ı Hak elveda. 354 gün hayatında Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir ibadeti, bir yaşayışı görmek mümkün değil. Senede 2 defa Allah'ı hatırlayan ümmet. Doğru mu? O kardeşlerimizi kurtarın diye bunları söylüyorum. Hiçbirine kızmıyorum. Kızma hakkımız yok. Öğretmedik çünkü. Bir kısmı daha merhametli kardeşlerim. Bunlar da cumadan cumaya Cenab-ı Hakk'ı hatırlıyor. Ya diyor benim Allah'ım var. 7 günde bir cuma namazı o ezan okunuyor. Cuma geliyor Cenab-ı Hakk'ı hatırlıyor. Cuma veda, Cenab-ı Hak elveda. Kumar, içki, şu. Allah'ı unutuyorlar. Bir başka insan grubu fakirken Cenab-ı Hakk'a sığınıyor. Zengin olduğu zaman asıyor. Fakirlikte hatırlıyor. Zenginlikte unutuyor. Almanya'da bunlar çok. Lübeck'te bir genç diyorum, 30-40 yaşlarında. O da genç sayılır ya. Hocam benim kafa çektiğime bakma diyor. İçiyorum ama ben Erzurum'dayken çok iyi Müslümandım. Şimdi buraya gelince azdım diyor. Neden azdın ya? Erzurum'da fakirdin. Fakir Cenab-ı Hakk'a daha çok sığınır. Bir kapı arıyor çünkü. Seni Allah zengin etti, fakirleri gözet diye. Allah'a isyan etme. Sende kuvvet yok. Kuvvet Allah'ta. Sende mülk yok. Mülk Allah'ta. Azıyor. Zengin oldukça azıyor. Kızı, oğlu, evde Allah unutuluyor. Hastalık ümmetin Allah'ı unutma şekli bunlar. Yoksa böyle levhalara maşallah yazmakla Allah hatırlanmaz. O yazılır. Yazı Allah değildir. Allah kudret, kuvvet ve sıfatlarıyla bizim aramızda tecelli etmektedir. Allah'ı hatırlama demek kullukta hatırlama demektir. Namazda, oruçta, zenginsek, hacda, zekatta ve diğer emir yasaklarında hatırlama. Ya Rabbi bak seni buraya astım. Oraya Yahudi de asıyor. Müslümanı kandırmak. Her Yahudinin dükkanında maşallah. Hepsinde var. Rüskal Allah yazıları. Kafi değil. Senin vücudun Allah'ı hatırlaması lazım. Gözü Allah'ı, gözün Allah'ı hatırlaması lazım. Ruhun Allah'ı hatırlaması lazım. Yoksa bez parçası zaten tesbih ediyor. Hayvanların eceli nasıldır? Bir soru sorayım. Hayvanların eceli, ölümü ne iledir? Acalul behaimi minet tesbih. Peygamberimiz buyurmuş.
Hayvanların ölümü ölüm meleğiyle alakalıdır. İnsanların ruhunu Azrail alır. Hayvanların canını Azrail almaz diyor. Ya kim alır? Hayvanların ölümü Allah'ı anmalarının bitişiyledir diyor. Tesbihleri bitince hayvan ölür diyor peygamber. Kendine göre bir tesbih, Allah'ı anışı var. Bir kedi ne kadar Allah'ı anacak yazılmış. 1 trilyon. 1 trilyon zikir yaptı, orada ölür. Hayvanın yaşaması bile Allah'ı anmaya bağlı. Ya senin kalbinin yaşaması nereye bağlı? Toplumunun yaşaması nereye bağlı? Cemiyetin yaşaması nereye bağlı? Allah'ı anmasına bağlı. Bir başka Allah'ı unutma şekli, hasta olunca anıyor, Allah'ım diyor bana şifa ver. İyileşince azıyor. İyileşince unutuyor. Geçen bir tane fahişeyi gebertiyorlardı. 7 kurşun sıktılar, 7 başlı ejderha gebermedi. O hocalar çağırttı, hastanede mevlid oku diyor, Kur'an oku diyor. Müslümanlar da ya bu kadın Müslümanmış ya. Baksana Müslüman oldu ki hoca başında, Allah'ıma şükür diyor, ölmedim. Görüyor musun, en azılı azgın bile hasta olunca Allah diyor. Firavun bile boğulurken Allah dedi. Amentu bi Rabbi Musa dedi. Hasta insan hastalığı anında ne yapar? Çok Allah. Hastaneleri ziyaret ederiz sık sık Almanya'da. Bazı sarhoş kumarbaz kardeşlerim var. Onlara acıyorum. Çok çok onlara ziyarete gidiyorum. Çünkü onları kurtarmak lazım. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Hocam ne olur bir dua et de kendime geleyim. Bir iyileşeyim, hepsini bırakacağım diyor. Ve Allah'a döneceğim. Ben de kendisine dedim ki, hiç unutmuyorum, sözünde durmayacaksan Allah hastalığını arttırsın. Öyle dua olur mu? Evet. Senin hasta olarak ölmen, kumar masasında ölmenden daha hayırlıdır. Hasta olarak öldün, günahların döküldü, cennete girersin. Ama sözünde duracaksan Allah kısa zamanda seni iyileştirip secde eden kulları arasına ilah etsin. Hastalık mümin için şifadır. Hangi mümin? Günahlardan arınmak isteyen için. İbrettir. Kuvvet sende yok. Bir mikrop seni yıkıyor. Doktorlar o düşmanı bulmak için mikroskopa sokuyor, filme sokuyor. Bir mikrop ya, sende ne kuvvet var ya? Yolda ben 3 genci döverim. 3 genci döverim diye kendin kuvvetli olduğunu zannetme. O 3 genci yerine Allah senin vücuduna görünmeyen bir mikrop yarın hastaneye yatıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret sahibi sadece Cenab-ı Hak'tır. Ne yiğit baba yiğit insanlar hastanede kötürüm yatıyorlar. Felç olmuşlar. Bir başka Allah'ı unutma şekli ki işte burası mayın tarlası. Anlatılması da zor ama mutlaka anlatılması gerekli olan. Bu cami cemaatinin Allah'ı unutma şekli. Cami cemaat. Cami cemaatini ilgilendiriyor. Allah'ı unutma şekli. Namazda hatırlıyor, oruçta hatırlıyor, hacda hatırlıyor. Ama dünya işinde Allah'ı terk ediyor. Ve %80 cami cemaat. Ne diyor bunlar? Türkiye ve İslam alemindeki Müslümanlar. Ne diyorlar? Dünya işi ayrı, Allah'ın işi ayrı. Duymadınız mı? Duymadınız mı? İslam aleminin camilerin önüne sandık koyun. %90 dünya işine dini karıştırma diyenler galip gelecektir. Dini siyasete sokma. Dini bilmem şu mahkemeye sokma, şuraya sokma, buraya sokma, Mısır'daki Müslümana sor, bunu söyleyecek. Yani ibadette Allah'ı hatırlıyor, dünya işinde Allah'ı unutuyor. Dünya işine Allah karışamaz. Bak kıymetli kardeşlerim, şurada belki bir daha buluşamayız ama ahirette mutlak görüşeceğiz. Şu video aldığı gibi kiramen meleği de şu anda bizi dinliyor ve filme aldı. Dünyada en büyük günah, dünyada en büyük günah, dünya işine Allah karışmaz demektir. Ondan büyük günah İslam'da yoktur. Senede bir defa Allah'ı hatırlayan, haftada bir defa Allah'ı hatırlayan cumalık, senede bir defa Allah'ı hatırlayan bayramlık Müslüman, Allah dünya işine karışır derse o cennete girer,
Kabe'de secde ederek ölen, dünyaya Allah karışmaz derse ebedi cehenneme girecektir. Kur'an-ı Kerim'i inceledik gücümüz nispetinde. Kur'an-ı Kerim'de dünya işine Allah karışmaz demekten büyük suçu hiçbir hoca gösteremez. Zina mı büyük, o mu büyük? En büyük suç, dünya işine Allah karışmaz demektir. Ve bugünkü ümmetin böyle bölük börçük olmasının sebebi de budur. Allah'ı dünya işine karıştırdığın gün mesele halledilecek. Allah her şeye karışır. Allah her şeye karışır. Bakın, namazdan, oruçtan önce öğreneceğiniz slogan, öğreneceğiniz itikat budur. Allah her şeye karışır. Caminin kürsüsündeki hoca bunu aşılayacak. Bundan başka bu Türkiye'de anlatılacak konu yoktur şu Müslümanlara. Bununla Müslümanlığa girilir. Sakalın var mı, cübben, hiçbirine bakılmaz. Demin namaz kıldık. Ne dedik? La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu. Söyleyin. Tamam, bitti. Gördü. Ve huve ala külli şeyin kadir. Ne demek Türkçesi? Ve huve, o Allah, ala külli şey, bazı şey değil, külli şey, her şeye kadir, her şeye karışır. Allah diyor ki ben her şeye karışırım. Müslümanlar, 20. asırdaki Müslümanlar demiş ki, ya Rabbi sen namaza karışırsın, camiye karışırsın, oruca, devlet işine biz karışacağız. Oo, olmaz, sen ona karışmayacaksın. Yani bu ayet-i kerimeyi şöyle yapmış Müslümanlar. Ve huve aleyh salati kadir, ve huve aleyh zekati kadir, ve huve aleyh mescidi kadir, ve huve alel hacci kadir, ve huve alel savmi kadir, ve huve alel devleti ve dünya leyse kadir. Allah namaza, oruca, hacca karışır, gücü yeter. Devlete ve dünya işine gücü yetmez. Caminin hac, iç, ön safındaki hacı bunu bilmeden diyor, bilerek demez zaten. Ne okuduğunu bilmiyor. Caminin dışına çıkınca Allah caminin dışına karışmaz diyor. Öyle demiyor, öyle dese zaten. Bilerek hiçbir Müslüman bunu demez. Din iş ayrı, devlet iş ayrı diyor. Anlıyor musun? Din benim kanunum mu? He? Din Allah'ın kanunudur. Din iş ayrı, devlet iş ayrı dediğin zaman Türkçesi Allah'ın görevi ayrı, dünyanın, dünya devletin, cemiyetin görevi ayrı demek. Bugün Mısır'daki, Irak'taki Müslüman böyle demiyor mu? Yeryüzündeki Müslümanlar böyle demiyor mu? Bundan daha büyük suç yok. Kimse de bana gösteremez. Onun için Müslümanlara bölük bölük, fert fert öğreteceğimiz konu budur. Allah her şeye karışır dediğin zaman parti purtu kavgası da biter. Neden? Allah'ın karıştığı her şeyde faiz olmaz. Bir parti faizi reklam ediyorsa senin orada asker olma mümkün değil. Kim olursan ol. Allah diyor ki ben faizsiz dünya istiyorum. Hayır ya Rabbi, sen namazlara karış, benim partim faiz isteyecek. O zaman Allah'ın o işte gücü yetmez demek istiyorsun. Haşa. Allah sana, bana cennet verir mi o zaman? Allah'ın en çok zıddına giden şey kullarının kendisini dünya işinde aciz görmeleridir. Buna tahammül edemiyor. Namaz kılmayanı affetme imkanı var. Edebilirim diyor rahmet sıfatımla. Dünya işine Allah karışmaz diyen hoca da olsa affı yoktur. Katiyet. Tövbe etmezse dünyada. Ve bugün Müslümanların %90'ı böyle diyor. Bilmediği için. Bunun için böyle ev ev yoruluyoruz. Ev ev bunun için yoruluyoruz. Millet zannediyor ki bunlar bir böyle parti toplantılar. Ne partisi ya? Bugün bugün bu Türkiye'de olsun, Mısır'da olsun, bugünkü bu seslerimizi yükseltmemizin sebebi sizi bir şeye çağırıyoruz. Nedir o? Bu ülkeye Allah karışsın. Meseleyi anlayın. Ben bunu mitinglerde söyleyemiyorum. Kavga budur. Dünyada üç görüş var. Üç görüş kavga ediyor. Bir, komünizm. Onlar diyor ki Allah hiçbir şeye karışmayacak. Komünizmin budur. Fikri budur. Allah hiçbir şeye karışmayacak. İki, masonluk. Yani sağcılık. Dünya kapitalizmi. Onlar da Allah bazı şeye karışacak diyor. Kısmi müsaade vermiş. Nereye karışacak Allah? Mabetlerin içine, Avrupa'da böyle, mabetlerin içine. Kiliseye girdiğinde Allah var, papaz diyor. Kiliseye çıktığında aklın var diyor. Dünyayı aklınla yöneteceksin.
Allah'ı dünya işine karışmayacaksın. İsmine laiklik deniyor bunu. Avrupa'da. Masonluk. Masonluk ne demekmiş? Söyleyin sağcılık. Allah bazı şeye karışır demek. Kabul ettik mi bunu? Hayır. Ve hu ala külli şeyin kadir. Arapça bilen hocalarım içinizde vardır herhalde. Kül umum ifade eder. Şey umum ifade eder. İki tane umum edatla istisnaları, şüpheleri dahi ortadan kaldırmak için Allah kalbinde kulum şüphe olmasın. Ben her şeye karışırım. Şey ne demek gençler? Türkçe dil bilgisinde şey. Zerreden küreye, arştan arza, mekandan zamana, büyüklük küçüklük, görülen görülmeyen, Allah'ın yarattığı toz tozdan küçük her şeydir, ben hepsine karışırım. Düğün yapacağın şekline karışırım. Eve gazete getireceğin şekline karışırım. İktidarı seçeceğin şekline çıkar. Her şey, şey aklına ne geliyor? Ben her şeye karışırım. Şu sözümü gönlünüze altın harfle yazın. Yalnızsa her iki eliniz ahirette yakamda olsun. Ama burada dinledikten sonra dışarıda aksi istikamette giderseniz Cenab-ı Hakk'a karşı ağlayanlardan olursunuz. Sevdiğim için söylüyorum. Bunlar belki bizim hapse düşmemize sebep olacak konuşmalar ama ahirette hapsolunmamak için konuşuyoruz. Dünyada 1 milyar şey olsa, la teşbih ve la temsil, 1 milyar şey Allah'ın yarattı. Bir Müslüman dese ki, Müslüman her gün namazda, her gün oruçta dese ki Allah 999 şeye karışır, bir şeye de ben karışırım, vallahi kafir olarak ölecek, kafir olarak ahirete gelecek. Allah'ın tahammülü yok, her şey diyor, istisna bırakmamış. Deseydi ki ben her şeye karışırım ancak şuna karışmam, o zaman o hacı kurtulurdu. İstisna bırakmamış. Her şey deyince Allah'ın karışmadığı şey ortada yok. Kur'an-ı Kerim'i inceledik. Yoruldunuzu biliyorum. Keseceğim inşallah. Kur'an-ı Kerim'i inceledik. Şu ayette geçen tehdit kadar hiçbir ibadetin terkinde tehdit ve lanete müstahak bir ayete rastlamadık. Allah'ın bu ayette kızdığı kadar hiçbir ayette kızdığına rastlamadık. Hangi ayet? Ulaike cezauhum enne aleyhim lanetallahi vel melaiketi vel nasi ecmain. Kimler hakkında inmiş? Dünya işine Allah karışmaz diyenler hakkında. İmanlarının arkasından küfre sapan, beşeri kanunları getirip Allah'ın kanunlarını arka plana atanlar için inen ayet. 20. asır Müslümanlarının hastalıklarının ana sebebi. Allah'ın yardımının kesmesinin, bereketi kaldırmasının, bir avuç Yahudinin esiri yapmasının ana sebebi. Çünkü çok kızıyor. Cenab-ı Hakk'ın dünyada kızdığı en büyük şey kulunun kendi yarattığı, kulunun kendisini beğenmemesidir. Buna tahammülü yok. Buna tahammülü yok. Ulaike, dikkat edin. Onlar cezauhum. Onlar var ya, onlara dünyada vereceğim ceza enne aleyhim lanetallah. Allah'ın laneti yetmiyor, dikkat et. Kendi lanetini kafi görmüyor Allah. O kadar kızmış ki. Vel melaike, bütün meleklerin de laneti, o da yetmiyor. O kadar kızmış ki Rabbimiz. Ven nasi ecmain, bütün evliyanın, enbiyanın, bütün insanlığın laneti beni dünya işine karıştırmayan müminlerin üzerine olsun. Karıştırmayanların üzerine olsun. Onunla da kalmamış Cenab-ı Hak gadabı. Bu lanet dünyada olsa ben sevinecektim. Dünyada öleriz, kurtuluruz. O kadar şiddetlenmiş ki, bakın istediğiniz hocaya şu video bandını dinletin, yanlışsak bizi düzelttirsinler. Namaz kılmayan hakkında böyle lanet ayeti yoktur. Zina eden hakkında böyle gadaplı ayet yoktur. Günahı büyük günahtır. Günah olarak belirtmiştir ama Allah tek bir günaha çok kızmıştır. Dünya işi ayrı, din işi ayrı diyen hacı da olsa. Halidine fiha. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar.
ebedi. La yukhaffafu anhumul azabu ve la hum yunzarun. Azaplarının santigrat derecesini azaltmayacağız. Hafifletmeyeceğiz, hafifletilmeyecek. Ve la hum yunzarun, yüzlerine de bakılmayacak. Halimizin, ben ne sakalımı ne hiç hocalar hiçbir şeye güvenmiyorum şu dünyada. Bu dünyada çok büyük suç işledik. Allah'ı dünya işine karıştırsak bu kavgalar biter ya. Şu hale bak Müslümanlara ya. Kıblesi bir, kitabı bir, peygamberi bir, bölündük diye nutuk çekiyor hutbede hoca. Ne kıble bir ya? Müslümanların kıblesi sadece namazda bir, oruçta bir. İktisadi hayatta Müslümanların kıblesi Fransa olmuştur. Ceza hukukunda Müslümanların kıblesi İtalya, Roma olmuştur. Medeni hukukta Müslümanların Kâbesi İsveç olmuştur. İsviçre kimi kandırırsın? Sen Müslüman olarak artık askersen, kaşasan, savcı da olsan herkes Allah'ın kuludur. Herkesin yapacağı iş inneke alâ küllü şeyin kadir demek. Ya Rabbi sen her şeye karışırsın, kıble her işte Kâbe olacaktır. Öyle dedin mi? Gruplar arası ihtilaf kalmaz. Müslümanlar bölünmez. Bölündük suç İslam'ın değil. Kâbe'yi tek yapamadık. Namazda bölünmüyoruz. Herkes Kâbe'ye. Hadi bakalım. Ceza hukuku. Oo, olmaz. Çağ. Ortaçağ karanlığında kaldı diyor Allah'ın hükümleri. Kara cuma, kara kitap, kara örtü. Her gün saldırılmıyor mu dinimize? En büyük suç. Bundan da büyük suç yok. Kıyamet günü peygamberimiz kendisini yere yatıracak. Ümmeti, ümmeti, ümmeti diye bağıracak. Hangi ümmeti için af dileyecek hadis-i şerif? Büyük günah işleyenler için. Zina eden, oruç tutmayan, namaz kılmayan ümmetinin affı için yalvaracak. Ama bir grup gelecek ki, bir grup ümmet, sarhoş için, kumarbaz için af dileyen peygamberimiz biz anda hiddetlenecek. Ayağa kalkacak, bil fiil ümmetini kendi Allah'a şikayet edecek. Kim bunlar? Cami cemaatı. Diyecek ki dikkat et. Ve kâler Resulü, ben kafadan konuşmuyorum. Ayet-i kerime bunlar. Ve kâler Resulü. Peygamber dedi ki, ya Rabbi, ey benim Rabbim, inne kavmi, şu gelen ümmetim var ya, ittehazu hazel Kur'ane mehcura, bulunduğu asırda bu ümmetim Kur'an kanunlarını rafa kaldırdılar. Kur'an'ı terk ettiler. Sarhoşun affı için Allah'a yalvaran peygamber Kur'an'ı terk eden ümmetini bizzat o şikayet ediyor. Sen ne diyorsunuz bu işi ya? Boşuna mı bereketsiz kaldık? Boşuna mı fakir kaldık? Boşuna mı Yahudi bizim canımıza ot tıkıyor? Allah yardımını kesmiş. Ümmet büyük bir suç işliyor. Bundan büyük de suç yok. Lanet ederim. Hocam laneti anlayamadık. Ne demek bu lanet? Lanetin Türkçesini kim söyleyecek? Kovulma demek. Şeytanın soyadı Lahin'dir. Neden? Cennetten kovuldu. Allah diyor ki kovarım. Üç şeyden kovarım. Sohbetimin başında dedim. Lanet belaları. Bir, rahmetimden kovarım. Duanız kabul olmaz. Yalvar, yakar, Kâbe'de ağla istedi. Dualar kabul oluyor mu? Ya Rabbi Afganistan'a yardım eyle. Ya Rabbi Müslümanlara yardım eyle. Ya, rahmetinden kovdu. Lanetliyiz çünkü. Dualar kapandı. İstediğin kadar. İstediğin kadar. İçinizde çocuklar, hastalar ve hayvanlar olmasa Rabbiniz bir damla su da vermez size diyor Kutsi Hadis-i Şerif'te. Çok büyük suç işlediniz. Dünya işinde Allah aciz. O işe İtalyan karışır. İki, nusretimden kovarım. Söyledim. Yardımı keserim. 14 milyon Yahudi, 1,5 milyon İslam alemini böyle yutar. Yardım kesilmedi ne yapar? Kovdu mu? Kovdu. Üç, bunlar Kur'an-ı Kerim ayetleri. Bereketimden kovarım. Varlık içinde açlık çeker. Ve men avrede an zikri fe inne lehu ma'işeten danka. Kim ki Allah'tan yüz çevirdi, dünya işine Allah karışmaz dedi, ona dünyada kendi ülkesinde açlık belası verecek. Fe inne lehu ma'işeten danka. Geçim darlığı verecek.
Lanet! Lanet belası yağıyor. Neden ümmet 5 hastalığa yakalanmış? Dünyayı sevmiş, ahireti unutmuş. Binayı sevmiş, kabri unutmuş. Malları sevmiş, mahkeme-i kübra, büyük mahkemeyi unutmuş ahiret yurdunda. Günaha aşık olmuş, zevkle yapıyor. Bir ölmeden tövbe edeyim demiyor, tövbeyi unutmuş. Niçin? Çünkü insanlar yaratıkları sevmiş, Allah'ın unutmuş. Nerede? Bir kısmı haftadan haftaya, bir kısmı seneden seneye, bir kısmı hasta olunca, bir kısmı fakir olunca Allah'ı hatırlamış ama zengin olunca, iyileşince azmış. Bir kısmı da, ki hepsi hemen hemen %90'ı bunun içine giriyor, dünya işinde Allah'ı unutmuş ki en büyük suç. Bir gün peygamberimizin nur yüzünü görmek için 3 tane sahabe-i kiram, 3-4 ne kadarsa Allah-u Alem, Mescid-i Nebevi'den çıktı peygamberimiz, yolda yürüyor. Nur yüzüne bir bakayım diye 3 adım, bir adım ileri gitti. Bir adım. Fazla değil ha. Sabote etmek için, protesto etmek için, saygısızlık etmek için yapmıyorlar. Aşıklar mescitte görmüş, dayanamamış, bir daha görüyor. Peygamberimizi bir adım geçince dikkat edin. Allah buna dayanamamış. Derhal ayet indiriyor, Hucurat suresi. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve resulü. Ey müminler, sakın ha bir daha Allah Resulü'nün önüne geçmeyin. Geri çekilin. Resulümün önünde yürümeyin. Allah ve Resulü'nün önünde yürümeyin. Ayet böyleydi. Gençler bir soru. Peygamberin önünde yürümeyin. Anladık mı bunu? Anladık. Yolda yürüyor. Peki Allah'ın önünde yürümeyin ne demek? Allah yolda mı yürüyor? Hayır. Allah'ın önünde yürümeyin demek, kendi uydurduğunuz kanunları öne çıkarıp Allah'ın sözlerini rafa kaldırmayın demek. Ne olur yürürse, işte beni düşündüren ayet bu. Onun için bu gece ter döküyorum. Yoksa biz de rahat yatmayabilirdik. Neden? Namazıma güvenmiyorum. Bu dünyada Allah'ın dünya işine karışmaz denildiği mekanda Müslüman ibadetlerine güvenmesin. Bütün gücünüzle çalışmak mecburiyetindesiniz. Çünkü ayetin sonu dehşet. Bir daha Medine sokağında Resulümden bir adım ileri yürürseniz, dikkat edin, peygamberimin yanında yüksek sesle konuşursanız, kanunlarınızla Allah'ın kanununu geçerseniz, ayet iniyor, hüküm şimdi, dikkat edin, Hucurat suresi 1-2-3. ayet. En tahbata amalukum, bütün ibadetleriniz iptal olunacaktır. Kime diyor bunu peygamberim? Kime diyor Cenab-ı Hak? Ha? Celle Celalu, peygamberinin önünden yürüyen Ebu Bekir de olsa onun da amelleri iptal edilir. Sen kendine nasıl güveniyorsun, müftüsün hocam? Sahabi-i kirama diyor, Bedir'de, Uhud'da peygamberimizi koruyan büyük sahabeye bir daha Allah ve Resulünün önünde yürürseniz amelleriniz iptal edilecek. Haccınız, zekatınız, namazınız, oruçlarınız iptal edilecek. Ya bu dünyada yaşayan Müslümanlar hangi ibadetine güveniyorsun? O ülkede Müslümanın cumasına kara, kitabına kara, kanununa çöl kanunu, peygamberine çöl bedevisi denecek. Müslüman da bana dokunmayan yılan bin yaşasın, namaz kıl cennete gireriz. Olmaz. Allah'ın ayeti yanlış konuşma. En tahbete amalun. Amelleriniz iptal edilir. Ebu Cehil'i tanır mısınız? Duydunuz mu? Ebu Cehil. Bak şu kardeşiniz dahil, Ebu Cehil kadar içimizde, Türkiye dahil, Ebu Cehil kadar Kabe'ye hizmet edecek bir kişi yok. Neden cennete giremedi? Oo, şu hacıya bak, kubbe yapmış ya. Bravo be. Cennete girer herhalde. Minarede yapmış, camiye avize almış halı. Hiç güvenme. Vallahi Ebu Cehil Kabe'ye bizden çok hizmet ediyordu, cennete giremedi. Nereden biliyorsun hocam? Tarihi açın okuyun. Kabe'nin hac mevsimi siyah örtüsünü Ebu Cehil Kabe'ye aşkından her sene kendi değişiyor. Neden cennete giremedi? Hac mevsimi ne kadar hacı geliyor, hepsine yemek kendi veriyor. Yemek yedir. Su dağıtılacak, su kendisinden.
Bir gün Hacı Ölesvet taşı düştü. Hacca gidenler bilir. Allah hepinize nasip etsin. Cennetten gelmiş bir taş, mübarek bir taş. Görürsünüz resimlerde. Yerinden düştü. Kim yerine koyacak diye kavga etmeye başladılar. Kim? Müşrik kabileler. Biz koyacağız. Bu taşı koyma şerefi bize nail olsun. Kılıçları çektiler. Kabe için savaş yapıyor müşrikler. Tam kafalarına kılıç inecek. 18 yaşında Nur peygamberimiz geçiyor. Daha peygamber değil. Müşrikler dediler, bu gelen kimdir? Abdullah'ın oğlu Muhammed'ül Emin'dir. Buna hakem tayin edelim, kabul mü? Kabul. O doğru konuşur dediler. Gel ya Muhammed, aramızı bul yoksa kavga et. Bu Hacer-el Esret taşını kim yerleştirdi? Kim? Peygamberimiz hangi kabile dese darılacak ona. Hemen elbisesini çıkardı, şöyle serdi. Hacer-el Esret taşını koydu. Dedi, gelin ne kavga ediyorsunuz? Her kabileden bir reis gelsin. Geldi. Tutun bakayım örtüyü. Örtü genişleyince hep tuttu. Kaldırdılar. Ve Kabe'nin duvarının yanına getirdiler. Kabe'nin duvarının yanına tam geldi. Kim yerleştirecek? Peygamberimiz tebessüm etti, güldü. Madem beni hakem tayin ettiniz, onu da müsaade edin. Hakemlik hakkı olarak ben yerleştireyim. Buna siyer kitaplarında hilfil fudul olayı derler. Müşrikler Kabe'nin Hacı Ölesvet taşı için öldürüyor. Kim cami için hayırda yarışıyor bizde ya? Şu camiyi, kapıyı ben mi yapacağım yoksa senin canını okurum diyen var mı? Müşrikler bunu da dediği halde cennete niçin gidemediler? Gençler, Ebu Cehil'i cehenneme götüren şey neydi? Allah'ı inkar mı? Hayır. Ebu Cehil'e sor, Halik kim? Allah diyor. Kur'an'ın 45 yeri. Lokman suresini aç, Müminun suresi 85-86-87. Ve le'in se'eltehum men halakas semavati vel ard leyekulunnallah. O müşrik Ebu Cehillere sorsan, bu yeryüzünü gökyüzünü kim yarattı? Allah yarattı derler. Biz kim diyoruz? Neden? Onlar cehenneme giriyor da biz cennete. Avrupalılar da Allah'ı inkar etmiyor. Şimdi bazı kardeşlerimiz diyor ki bu iş diyor iktidarla olmaz. Neyle olur? Ev ev dolaşacaksın diyor, millete Allah'ı anlatacaksın. İman aşılıyor. Kendilerine göre bir görüştür tabii, hürmet ederiz. Nasıl anlatacaksın? Çiçeği anlatacaksın, arıyı anlatacaksın, balı anlatacaksın. Allah inancı artacak. Ya bu kardeşlerim, zaman kaybediyorsun ya. Allah'ı inkar eden, tümüyle inkar eden bu ülkede çok az insan var. Neyi anlatıyorsun evde? Allah'ın Halik sıfatını. Allah'ın bir sıfatı yok ki, 98 sıfatı unutuluyor. Bu kardeşlerimizin yaptığını Avrupa'da Alman devleti bunlardan çok daha iyisini yapıyor. Sen evde Allah'ın varlığını çiçeklerle anlatıyorsun. Alman televizyonda öyle Allah'ın varlığını anlatan filmler var ki akıl durur. Neden Almanlar Müslüman değil peki? Alman'a sor, Halik kim? Allah der. Bari kim? Allah der. Musavvir kim? Allah der. Müheymin kim? Allah der. Yani koruyan kim? Gözeten kim? Sana şekil veren kim? Allah der. Almanya'nın en işlek sokağın adı Godesweg'tir. Allah yolu caddesi. Hollanda demir paralarının köşesinde İnnallaha me'ane ayeti yazılı. Allah bizimle beraber diyor Hollandalı. Fransa'nın en işlek tren yolu, en süratli tren yolu istasyonunun adı Pardio'dur. Fransızca. Velillahil mülk ayetinin Fransızcası. Allah'a ait istasyon. Neden bunlar Müslüman değil? Ha, Müslüman olmamalarının sebebi 99 ismini kabul etmiyorlar. Allah'ın kaç ismi var? Bir Müslüman 98'ini kabul etse bir insan, birini reddetse ne olur? İnkar yoluna sapar, kafir olur. Bugün Müslümanların bilmeden inkar ettiği sıfat ne? He? Kim söyleyecek? El-Melik. Avrupalı da bunu kabul etmiyor. El-Melik. Ne demek? Allah'ın iki mühim sıfatı var 99 sıfatı içinde. Biri Malik. Malik ne demek? He? Mülkün sahibi. Bu dünya benimdir. Melik ne demek?
Madem ben bu dünyayı yarattım, insanı yarattım, kanunu da ben koyacağım. Benden başka kimse kanun koyamaz. İşte Avrupalı bunu kabul etti. Kanunu biz koyacağız diyor. Onun için Ebu Cehil de bunu kabul etmediği için cehennemlik oldu. Yoksa Halik sıfatını kabul ediyor. Sen evde Cenab-ı Hakk'ın Halik sıfatını çiçeklerle anlatıyorsun. Hiçbir iş yapmıyor. Halik sıfatını, yaratıcı sıfatını inkar eden yok. Evlerde anlatacağınız melek sıfatı, melek kanunu kim koyacak? Ülkeyi kim idare edecek? Bu sıfatı anlatacaksın. Toplum camide namaz kıldığı halde kafir olduğunun haberinde değil. Bilmiyor. Dinini bilmiyor. Bu insanları kurtarmak lazım. Tabi bilerek yaparsa kafir olur. Bilmediği için günahkar oluyor. El-Melik sıfatı kanun koyma yetkisi Allah'a aittir demektir. Ebu Cehil bu sıfatı inkar ediyor. Lokman suresi 21. Evde okuyun. Kur'an-ı Kerim 413. sayfa. Müşrikle Müslümanı ayırır. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ. O müşriklere denildiği zaman gelin Allah'ın indirdiği Kur'an'a uyun. Mekke'yi Kur'an idare etsin. Bak müşrik Ebu Cehil ne diyor? Kalu. Dedi ki buraya kadar aynı Allah'a inandık. Bizi Allah yarattı ama bel asla ya Muhammed. Mekke'ye Allah karışmayacak. Din işi ayrı, devlet işi ayrı diyor Ebu Cehil. Mekke'ye kim karışacak? Nettebi'uma vecetna aleyhi abayna. Atalarımızın ilkeleri Mekke'yi idare edecek diyor. Kim? Ebu Cehil. Kur'an-ı Kerim böyle haber veriyor. Neden bu hale geldik şimdi anlıyor musunuz? Cenab-ı Hakk'a karşı çok ağır suç işledik. Altmış yaşına geldiniz. Sözlerimi bitiriyorum. 60 yaşına geldiniz farz edelim. Oğlunuzu evlendirdiniz. Ertesi gün oğlunuz hanımının yanında, gelininizin yanında size dedi ki, misal olarak veriyorum. Baba, bundan sonra bizim işimize karışma. Senin aklın bu işe ermez. Sen git namaza karış. Namaz işiyle meşgul ol. İbadete, camiye git. Annesine de sen de gelinin işine karışma. Senin aklın bu işe ermez dese. Böyle evlada aferin diyen baba olur mu? Hanımının yanında ne güzel bizi rezil ettin bir günlük hanımının yanında diyen baba olur mu? Olmaz. Ne der o baba anne? Ne nankör evlatsın, küstah evlat. Bir günlük hanımına fiyaka yapmak için babanın iyiliklerini ne çabuk unuttun. Bu baban senin için yaşlandı, ihtiyarlandı. Oğlu başkasına muhtaç olmasın diye gece gündüz çalıştı. Bu anan senin için yemedi, yedirdi. Uyumadı, uyuttu. Seni uyuttu. Gece gündüz uykusuz kaldı. Doğum sancısı çekti. Bu ananın bu iyiliklerini bir günlük hanımın için neden unuttun? Defol! Seni evlatlıktan atıyorum der mi? Der. Kovar değil mi? Doğru mu? Doğru. Şimdi beni dinleyin bakayım. Evlatlar bizi beğenmediği zaman biz kovuyoruz da yaşa şu kainatın Rabbi, hakim-i mutlak olan Allah kulunu bir damla sudan yaratacak. O suya şekil verecek, konuşan et, yürüyen et, düşünen et yapacak. Ayrı suratta, ayrı gözde, ayrı seste yaratacak. Hiçbir insan sesi diğerine benzemeden Allahu Semet ayetiyle ben birisini yaratırken başkasına benzetmeye, başkasının aynısıyla yaratmaya ihtiyaç duymayan Rabbinizim. Ahmet'i ayrı kalıpta, Mehmet'i ayrı kalıpta yarattım. Bir kalıbı ikinci insana kullanmadım. Sesi ayrı, milyarlarca insana ayrı ses verdim. Sesler bir değildir. Almanya'dan telefon gelse, o Ahmet abi nereden tanıdın? Sesinden tanıdım. Sesleri ayrı yaratacak. Gözleri ayrı yaratacak. Parmak izlerini birbirine benzemeden eşsiz bir sanatla yaratacak. Sonra geceyi istirahat etsin diye, gündüzü çalışsın diye, güneşi ısınsın diye, kışı mikroplardan korunsun diye yaratacak. Dünyayı direksiz tutacak. Bu kadar eşsiz sanatı gücüyle yapacak. Kulları kışın grip olur diye C vitaminli portakalları kışın yaratacak.
yazın kulları su kaybeder diye kavun karpuzu yazın yaratacak, meyvelerini bile sıhhat için ecza deposundan tanzim edecek, bunları yaratırken Allah İtalya'na, Roma hukukuna danışmayacak da senin dünyanı idare ederken mi Allah'a aciz olacak? Bu ne büyük suçtu? Bundan büyük suç mu olur? Ya Rabbi, beni yaratırken İtalya'na danışmadın ama ne yapayım, ülkemi idare ederken sen noksansın haşa. Senin kanunun orada dursun, onu İtalyanla. Olmaz. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Ezber bilmeyen var mı? قُلْ وَاللّٰهُ اَحَدٍ. Allahu samed. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ. Ne demek? Allah'ın kanununa denk hiçbir insan kanun yapamaz. Ona benzer kanun yapılamaz. Yaparız ya Rabbi. Yaparsan böyle memleketin canı çıkar işte. Dünya fesada boğulur. İnsan kanunları bak dünyayı ne hale soktu. Allah bazı şeye karışır diyen kapitalizm dünyayı sömürüyor. Allah hiçbir şeye karışmaz diyen komünizm insanın kanını emiyor. İkisi de sulu. Geçen papazlara sohbet ederken açık oturumda 6 tane papaz gelmişti. Papaza bir soru sordum. Papazlara. Keşke sormasaydım. Öyle sert cevap verdi ki sorduğuma 1000 pişman oldu. Dedim ki sizin İncil'de ve huve ala külli şeyin kadir ayeti var. Ne demek dedi? Tercüman nakletti. Allah her şeye karışır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Var dedi. Bizim İncil'de de var. Ayetleri gösterir dedi. Allah her şeye karışır. Doğru, amenna dedi. O zaman Bay Papaz dedim, Allah her şeye karışır da dünya işine niçin siz karışıyorsunuz? Neden kendi kanunlarınızla dünya işine karışıyorsunuz? Neden laikliği getirdiniz Avrupa'ya? Papaz simsiyah oldu, yumruk yemiş boksör gibi yutkundu, yutkundu, böyle 3 dakika düşündü, şaşırdı. Bir anda bir toparladı ki perişan etti bizi. Beni değil, ümmeti perişan etti. Çok ağır bir cevap verdi. Dedi ki, sizin Türkiye'ye Allah karışıyor mu ki bu soruyu bana sordunuz? Papaz anlıyor da henüz bizim Müslümanlara bunu anlatamadı. Sizin Türkiye'ye Allah karışıyor mu ki bu soruyu bana sordunuz? Ve anlattı papaz, çok acı bir şey anlattı. Sizin birinizin bir oğlu dedi, kız kaçırsa. Kız nasıl biliyor bizi? Bilmez mi? Kanunları kendi yolladı çünkü. Kız kaçırsa, günlerden cumartesi olsa, belediye dairesi, nikah dairesi kapalı olsa, kızla damat adayı da korksalar Diyanet reisine gitseler veya müftüye. Hocam ne olur, biz pazartesi resmi nikahı bekleyemeyiz. Zina edebiliriz, ateşle barut bir arada durmaz. Ne olur bizi Allah adına karı koca ilan et dese de müftü veya diyanet reisi korksa Allah adına onlara nikah kıysa, kızın babası da pazartesi günü kızıp müftüyü veya diyanet reisini mahkemeye verse, Allah adına karı koca ilan ettiği için belediye başkanından önce 6 yıl hapse atılır. Çünkü sizin ülkede belediye başkanının yetkisi Allah'tan önce geliyor. Anlıyor musunuz bu belalar ümmete niçin verildi? Şu konuşmalardan sonra artık Müslümanların şu parti bu parti diye bölünebilirler mi? Zerre kadar inancı olan bir insan bölünebilir mi? Ne partisi be? Herkes bu ülkede kim olursa olsun tek bir şeye inanacak, yoksa yutuluyoruz. Ülke gidiyor, bu vatan bizim. Nedir o? Allah'ın her şeye karışırsın dediğin gün bu Yahudi gazeteleri ertesi gün 10 tane satamaz. Neden? Allah'ın karıştığı gazetede faiz olamaz.
Allah'ın karıştığı gazetede içki reklamı olamaz. O halde Müslümanlar Allah'ın reddettiği gazeteyi evine sokamaz. Bitti, uyanma başı. Hangi politikacı çıkar da kürsüye biz Türkiye'yi şurayı burayı batıllaştıracağız, faiz ekonomisiyle, serbest ekonomiyle, liberal ekonomiyle yöneteceğiz diyebilir, alkış bulabilir mi? Herkes, yo, dur bakayım. Senin sözün Allah'a isyandır. Allah faize karışıyor, kaldır diyor. Bitti. Görüyor musunuz Müslümanlar bu slogana, bu ayete şuurla inandıkları zaman Türkiye'de bütün kamplar, bölüşmeler nasıl ortadan kalkıyor? Şimdi Müslüman çifte standart olmuş, çok acıyorum, çifte standart. Camide Allah'a doğru diyor, dışarıda masona doğru diyor. Hangisi doğru? Camiye geliyor, hoca okuyor. Ehallallahul bey'a ve harremer riba. Allah faizi yasak etti, faiz sistemlerini yıktı. Kar ve zarar ortaklığına dayalı ticareti helal kıldı. Hacı efendi diyor ki sadakallahul azim, Allah doğru dedi. Tamam. Dışarı çıkıyor, bir mason kürsüye geliyor. Ey millet, faiz yükseltilecek, IMF kararları uygulanacak. Alkış, sen de doğru dedin. Diyor, camide Allah'a doğru diyor, dışarıda mason. Hangisi doğru dedi ya? 45 yerde Allah bunu söylüyor. Ben mi bilirim, mason mu bilir ya? Ben mi bilirim, o kafir mi? Veylun yevme idin lil mükezzibin. Ahirette görüşeceğiz. Vay yalancıların haline. O gün vay yala, yalancıların haline ne demek? Aile hayatını filme alıyorsun. Allah'ın acelesi yok. Herkes ömrü kadar mahkemede bekleyecek. Kaç sene yaşadın? 63 sene. 63 sene filmin seyrediliyor. Doğumundan ölümüne. Şimdi videolar çıktığı için ahiretin nasıl olacağı daha kolay anlaşıldı. Kiramen meleğinin filmi var diyor ya Cenab-ı Hak. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Kiramen melekleri hayatınızı filme alıyor. Orada ikra kitabeke kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Oku bakayım. Kitabını seyret, filmini seyret. Nasıl bir filmdi merak ederdik. Videolar çıktı, o kolay. İşte bu, 100 sene sonra yine seyredebilirsin. Allah'ın mahkemesinde herkes hayatını seyredecek. Bir yerde Allah durdur diyecek meleğe, durdur. Hacı efendi, bu sen misin? Evet. Şimdi namazda faiz ayeti okurken bana doğru dedin sadakallahu lazim, doğru dedin ya Rabbi. Evet ya. Şimdi ayakkabını giydin, mitik meydanına gittin. Orada da bir mason başka şey söylüyor. Seni batıla çağırıyor, onu da alkışladın. O da doğru. Peki kulum, dikkat edin, ayet bunlar. Ben mi doğru dedim, o mu doğru dedi? Cevap. O zaman Mevla veylün yevme idin lil mükezzibin. Vay yalancının haline. Bunları bu gece ter dökerek size niçin anlatıyorum? Kardeşlerim olduğunuz için. Mümin müminin kardeşidir. Ahirette ağlamayın. Yarın yalvarmayın. Rabbena atihim bi'feyn minel azabi vel anhum lanen kebira demeyin diye. Kıyamet günü yüzleri kuzu gibi çevrilecek diyecekler ki, yüzleri kuzu gibi çevrilecek olanlar. Rabbena inna atana saadetena ve kübera'ena. Rabbena inna atana saadetena ve kübera'ena. Ya Rabbi, biz dünyada liderlerimize uyduk. Ayet bunlar. Liderlerimize, seyit liderler demek. Lider demek, çoğulu saadetena, liderlerimize uyduk. Ve küberaena, atalarımıza uyduk. Feadallûnet sevîlâ, bizim yollarımızı bu liderler çevirdi. Dedelerimiz bir damla içki şişesi çayıra dökülse koyunlarını orada otlatmazken Tuborg bu kapağın altındadır reklamıyla bizleri sarhoş bunlar yaptı ya Rabbi. Feadallûnet sevîlâ. Biz kumar nedir dedemiz bilmezken bilmem kazı kazanla, bilmem totoyla, lotoyla, piyangoyla kumar makinelerini bedava, yumruksuz ithalle bizleri kumarbaz bu hale bunlar getirdi. فَاَدَلُّونَ سَب۪يلًا. Nenelerimiz namus için yanarken İstiklal Savaşı'nda 10 mark döviz gelecek diye 5 yıldızlı otellerde İngiliz'in kucağına bacılarımızı bunlar peşkeş çektiler. فَاَدَلُّونَ سَب۪يلًا. Ya Rabbi, bunlara iki kat azap ver.
bizlerin yollarını sapıttılar. Rabbena atihim dıfeyni minel azabi vel anhum lanen kebir. Ya Rabbi, bizi 2 milyon santigrat derecede yakıyorsan bunları 4 milyon santigratta yak. Bunlar sapıttı. Bunlar iyi olsaydı biz cennete girerdik. Tam duaları kabul olacak liderler Müzzemmil suresinde diyor ki, bunlar Kur'an ayeti, ölülere inmedi. Sakın ha ateşimizi arttırmayın, biz fotokopiyiz, evrakın aslı geçerlidir. Dairelerde fotokopi kabul, evrakın aslı mı? Aslı. Millet asıldır, vekilleri fotokopidir. Ya Rabbi, bunlar suçludur. Bunlar bizi seçmeseydi biz de iyi liderlerin yanında cemaat olur cennete girecektik. Sorun onlara. Bizleri desteklerken alınlarına silah mı dayadık? Kendi arzularıyla bizleri desteklediler. Suçlu milletin kendisidir. O halde ne yapmak lazım? Ümmeti Muhammed olarak kurtuluş istiyorsak 5 mikrobu yok etmemiz lazım. Nedir o? Ahireti unutup dünyayı sevme yerine hem dünyaya çalışıp hem ahiret için her an hazırlanma. Binaları sevip kabri unutma yerine hem geniş binada oturma arzusuyla çalışmak hem de bu binaları bırakıp 1,5 metre kabre ineceğinin hazırlığını yapma. Ümmet buna hazırlanması lazım. Malı olan zenginler mallarını terk etmeyeceği hastalığından kurtulup her an bırakacağını bilerek fakir fukarayı gözeterek o mahkeme gününde malının hesabını verme şuuruyla yetişecek. Ümmeti Muhammed günah işlerken tövbeyi unutmayacak, günahlardan ateşten kaçarken ateşten kaçar gibi kaçacak. Beşincisi, mahluku Allah'ın yarattığı evladı, hanımı, şunu bunu severken ondan çok kimi sevecek? Kainatın Rabbini. Onu hiçbir şeyde unutmayacak. Hastalıkta anacak, iyileşince de anacak. Zenginlikte anacak, fakir olunca da anacak. Selde de anacak, sel geçince de anacak. Zelzelede de anacak, zelzele geçince de anacak. Ve caminin içinde andığı gibi devlet işinde de Allah karışır. Devlet işinde de Allah'ı unutmayacak. İşte böyle olduğu zaman ümmetin yeryüzündeki problemi biter, Allah'ın rahmeti gelir, dualar kabul olur. Cenab-ı Hakk'ın bereketi gelir, sofralarımız rızıkla dolar. Ehli küfarın domuz ahırında çalışmaya ümmet mecbur kalmaz. Allah'ın yardımı gelir, düşmanlar ülkemize Çanakkale'yi geçemediği gibi ülkelerimize İslam topraklarına giremeyeceği o şanlı günler yeniden geri gelir. Bunun olması için ne lazım? Hep beraber cemaat olup cihat denilen mühim bir ibadeti yerine getirmek lazım. Cihat İslam'da en mühim ibadettir. Allah'ın Kur'an'ında ilk emir hangisidir? Söyleyin. Cihat emridir. Kur'an-ı Kerim'de en çok tekrar edilen ibadet hangisidir? Cihattır. Namaz 64 yerde, zekat 58 yerde, malınız ve canınızla cihat edin kaç yerde emredilmiş? 544 yer. Namaza koşarak gidilmez, mekruhtur. Orta adımla gidilir. Allah'ın dini için koşarak gitmek farzdır. Namaz kılan öldüğü zaman kefenlenir, yıkanır. Oruç tutan öldüğü zaman kefenlenir, yıkanır. Sevapları tartılır. Cennete ağır gelirse sevabı girer. Ama Allah'ın dini ülkeye hakim olsun diye cihad ederken ölen kefenlenmez, yıkanmaz ve sevapları tartılmadan cennete girer. Şehidin sevabı şu kadar olsa, günahı da dünya dolusu olsa, Mevla tartmayın diyor. Neden şehidin sevabı tartılmaz? Çünkü Allah'ın dini için çalışmış, sevabı çok ağır. Melekler bilememiş, onu yazamamışlar. Şehidin sevabı tartılmaz. Trilyon ton günah, saat kadar sevap. Al cennete koy. Herkes cennete koşarken şehit duracak. Ne durdun? Ya Rabbi, şurada anamı gördüm, alnında cehennemlik yazıyor. Babamı gördüm, alnında cehennemlik yazıyor. Evlatlarımı gördüm, alnında cehennemlik yazıyor. Ya Rabbi, dilediğim 70 cehennemliği cennete vermezsen bitmiyorum ve kalkmıyorum diyecek şehit. Mevla diyor ki, şehidimi darlatmayın. Dilediği 70 tane cehennemliği alsın,
cennete götürsün. Şu iyiliğe bak, şu ibadete bak. Saat kadar sevapla 70 cehennemliği de beraber cennete götürecek. Dedemiz 1000 yıl bu ibadete sarıldı, el öptürttü. Biz 100 yıl bu ibadeti terk ettik. Şimdi onların, Avrupalıların elini öpüyoruz, kapılarında dileniyoruz. Cihat ne demek? Eline silah alıp sokağa çık demek değil. Cihat demek bugünkü manada fikren, kültüren, siyaseten, iktisaden, idari yönden her şeyin Allah'a ait olduğu mücadelesinde yerini almak demek. Gece gündüz o uğurda çalışmak demek. Gazeten cihat şuuruyla okunacak. Siyasi mücadele cihat şuuruyla tercih edilecek. Şimdi elhamdülillah dünyada şahit olun ki Milli Görüş cemaati bu ibadeti yapmak için ortaya çıkmış bir cemaattir. Bu parti işi olsa benim burada ne işim var? Aptal mıyım ya? Büyük partiler var, gideriz menfaatleniriz ama bu dünya hayatı geçici. Bu bir ibadettir. Allah'ın en büyük ibadetini yapıyoruz. Köy köy geziyor, bu millet hakka dönsün istiyoruz. 90 yaşındaki Eyyub El Ansari bu gaye için İstanbul'a kadar geldi. Çünkü insanlığı kurtarmaktan güzel bir iş yoktu. Bir Alman Müslüman olmuştu. Ebu Bekir ismini koymuştum. Başladı hüngür hüngür ağlamaya. Hüngür hüngür. 10 sene evvel. Seni dedi Allah'a şikayet edeceğim. İki elim yakanda olacak. Ya dedim ben sana ne yaptım? Hem kitabı kerimi verdim, Müslüman oldum. Boynuma sarılıp teşekkür edeceğine. Ey Ebu Bekir beni neden Allah'a şikayet edeceksin? Suçun çok büyük dedi. Elim dedi yakandan kurtulmayacak ahirette mahkeme gününde. Neden? Bu İslam dini bu kadar güzel dinde bana niçin şimdi geldiniz? 3 yıl evvel gelseydiniz benim anam babam sağdı, öldüler, Hristiyan olarak öldüler. Ben cennette anasız babasız ne yapacağım diyor. Siz sebep oldunuz. Belki onları da Müslüman edebilirdik, okuturduk, onlar da olabilirdi. Cemaatime döndüm dedim ki siz Allah'tan korkmaz mısınız ya? Şu 15 dakikalık Alman Müslümandan ders almaz mısınız? 15 dakikalık Müslüman cennette anasız babasız ne yapacağım diye ağlıyor da siz 60 yaşındaki Müslümanlar torunlarınız cehenneme giriyor. Neden hala gülüyorsunuz ya? Bu gençliği kim kurtaracak? Bunun için ne yapmak lazım? Bu ülkenin idaresini Allah'a teslim etmek için mücadele etmek lazım. Allah her şeye karışır dedin, kurtuldun. İslam'a bununla girilir. Şimdi elhamdülillah köy köy gezeceğiz. Şu Türkiye'de Milli Görüş zihniyeti gelsin ve böylece Allah her şeye karışsın. Milli Görüş demek Allah her şeye karışır demek. Biz bunu kuş diliyle konuşuyoruz. 163 filan var da millet anlayamıyor. Kavgamız bu. Dünyada 3 görüş var. 2 vardı. Üçüncüsü uyuyordu. 1, söyleyin komünizm. Allah hiçbir şeye karışmaz diyordu. İnsanların çoğunu aldattı. Sonra kapitalizm, sağcılık, masonluk. O ne diyordu? Allah mabede karışır, bazı şeye karışır, devlet işine karışmaz. Şimdi Milli Görüş geldi. Ne diyor? Ve huve alâ küllü şeyin kadir. O Allah her şeye karışacak, her şeye gücü yetendir. İşte artık bu Türkiye'de 55 milyon bütün Müslümanlar Allah her şeye karışır görüşünün mücadelesinde yerini almak mecburiyetindedir. O zaman göreceksiniz, gülenlerden olacağız. Bu dünya yeniden hakka dönecek, mazlum gülecek, zalim haddini bilecek. Yeryüzünde kan, gözyaşı bayram sevincine dönüşecek. Çünkü dünyanın idaresi Allah'a teslim edildiği süre içerisinde dünyada adalet vardı, merhamet vardı. Şimdi zalimler idareyi aldı. Ne olduğunu siz her gün televizyon haberlerinde acı acı izliyorsunuz. Allah cümlemizi bu dünyaya Allah karışır diyecek askerlerden eylesin. Amin. Cenab-ı Allah Kur'an'ında ensar arıyor. Ensar, benim ensarım kim olacak? Havarilere İsa aleyhisselam, benim ensarım kim? Havariler biziz dedi. Ensar ne demek? Yardımcılar.
Allah yardımcı arıyor ey Müslümanlar. Ne yardımcısı? Dünyaya Allah karışır sözünü gerçekleştirecek benim yardımcım kim? Sahabe dedi biziz ya Resulallah. Ebu Bekir 40.000 koyunu verdim. Neden? Dünyaya Allah karışacak. Bundan büyük zevk mi olur? Bilal işkencelere dayanıyor. Niçin? Dünyaya Allah karışacak. İdeali bu. Sahabe biziz ya Rabbi. Şimdi 20. asırda aynı şans size düştü. Peygamberimiz bir gün ayağa kalktı. Benim ümmetim geliyor. Benim kardeşlerim geliyor. Sahabe-i kiram görmedi. Kimi kucaklıyor? Sordu ya Resulallah biz sizin kardeşiniz değil miyiz? Allah'ın Resulü dedi ki yok siz benim sahabemsiniz. Benim mucizelerimi görerek iman ettiniz. Elimden su içirdim. Ağacı konuşturttum. Ayı ikiye yardıttım. Mucizeler bunlar. Mucizemi görerek iman ettiniz ama ahir zamanda öyle bir ümmetim gelecek ki Kur'an rafa kaldırılırken benim mucizemi görmediği halde aynen sizin gibi dünyaya Allah karışacak mücadelesini beni görmediği halde veren o ümmet ahirette benim kardeşim olarak yanımda olacaktır. İşte ne mutlu onun kardeşi olmak için uğraşan şu cemaata. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.